Merhaba güzel insanlar. Yine sizlerle bir yürüyüş, bir yoldaşlık eyleyeceğiz. Yine muhabbetin demine vuracağız. Dünyanın neresinde olursanız olun, bizlerle olun, Cem TV'de olun diyerek bu sezondaki programımı küçük böyle bir size anlatmak isterim. Dünyanın neresinde olursa olsun nefes alan halklarla, dillerle ve yaşayan kültürlerle birlikte birbirimize tanış olup yol eğleyeceğiz. Ve dolayısıyla ilk haftamızda Edirne romanlarıyla programımızı açmak istedim. Buyurun bir roman muhabbetiyle, aşk muhabbetle yolumuzu yol eğleyelim. Buyurun arkadaşlar. Thank you.
harikasınız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sende mikrofon var değil var. Mi? Var. Hemen dönüyoruz. Aslında bugün Edirne romanlarını davet ettik biz. Faris Zırnacı ve ekibiydi. Ama Faris abi biraz ne derler? Abisinin yerine işe gitmiş. Tabii. Evet. Ekstra iş yani. Mecbur gitmiş daha doğrusu. Biraz espri yapıyorum ona. Buradan da çok selamlarımı iletiyorum. Çünkü her zaman müzisyen camiasında olur bu. Daha önce iş alınmış ise, abisi bir program alınmış ise ve abisi rahatsızsa onun yerine aynı kadansta birisi gider. O da abisinin yerine gitmiş. Ama yine kendisini ağırlayacağız. Oğlu Ceyhun yanında. Evet. Hayrettin oğlu ve yeğenler mi? Tabii, aynen aile değil. Evet, peki buyurun biraz sohbet edelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi şöyle hemen soruyorum. Ceyhun arkada kaldı. Benim arkamda kaldı ama ben Ceyhun'un yanına giderek konuşabilirim. Sıkıntı yok. Otur Ceyhun'cum. Hayrettin'e mi sorayım o zaman? Hayrettin'e gidiyorum. Edirne romanları nasıl yaşar? Neler yapar? Bize anlatsana. Edirne romanlarımız çok neşeli ve mutlu insanlardır. Hı-hı. Oynamayı, gülmeyi, eğlenmeyi çok severler. Acılarını nasıl yaşarlar? Hep biz böyle romanların şunu biliriz işte. Romanlar eğlenir, küs bilmez, muhabbet eder. Ama acıları da var. Yani acılarını da yaşayanlar da var. Benim de rastladığım. Evet. Onlar acılarını da ne yaparlar? Acılarında ağıtlar var mıdır mesela sizde? Ağıtlar var. Tabii canım, kesinlikle mesela üzünlü şarkılar olabilir. Ağıtlarımız vardır. Böyle roman ağıtı. Biraz sonra da çalacağız zaten. Tamam, çok güzel. Dedik ya dünyanın neresinde olursak olalım biz sırlı ezgilerimizi, bunları, bu türküleri yakanları, söyleyenleri daha sonra devamında aktaranlarla bir yolculuk eğileceğiz. Niye sırlı ezgiler diyorum? Çünkü bu gönüllere düşen ezgiler ve sözler gerçekten işte okul bitiriyorsun, bir yerlerde dolaşıyorsun ama herkes ben bir ezgi yaparım dediğinde yapamıyor. Ya da ben şu sözü yazarım dediğinde bir şairin sözü gibi söz söyleyemeyebiliyor. O bence bir hak vergisi. Nasıl müzisyenlik bu kadar ustaca çalmak da bir hak vergisi ise. Biz de dünyanın bütün halklarıyla, yaşayan, nefes alan bütün güzel insanlarla bir yolculuk yapmak istedik. Romanlar da benim çok sevdiğim halk. Evet, teşekkürler. Çok çok seviyorum. Saygı. Dostlarım var. Hatta uzaktan kuzenlerim de var. Ve çok da seviyorum. Ben de bir tane siz Edirne romanları derken Edirne türküsüyle başlamak istemiştim ama öyle mi yapalım? Değiştireyim. Olmazsa bir Şarköy türküsüyle başlayalım. Edirne türküsünü en sona bırakacağım, Keşan olabilir, türküsünü. Olabilir. O zaman beraber de şey yaparız. Peki şey okuyor mu? Bağa girdim. Hadi bak, bu da bir mesela şey. İşte hep bunu hızlı okuyorlar ama aslında bu bir kadının başına gelen hüzünlü bir hikaye. Haydi bakalım. Hadi koyalım. Başkanım ya. Eve gitmiştim normalde. Programın başladığını görünce beraber yola çıktık. Beraber yol eylemeyi planlamıştık. Aa. Bu güzelliği seninle paylaşmayı arz ettim. Çok duygulandırdın ya. Dedeciğim ya. Canım sağ ol. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Programını kutluyorum. Sağ ol. Hepimiz beraber güzel yol eyleyeceğiz. İnşallah. Necdasıyla, Gökçesiyle, Özkan'ıyla, Serdar'ıyla, eyvallah, Ali'siyle ve Cem Tilin'in bütün güzel ailesiyle, tercimiyle, tacosuyla hepimiz güzel bir yol eğiliriz. Güzel Aşkım şeyler olacak. Çok inanıyorum. Ya. Çok teşekkür ederim. Dedeciğim, gönlüne sağlık. Eyvallah. Sen? Ben el verdin biz. Ben evet, tüm dünyaya şunu ifade etmek isterim ki Aynur Aşaş dünyada üç sesten bir tanesi. Ay, evet, çok teşekkür ederim. Biz ve tüm insanlar şunu bilmeliyiz. Değerlerimizi, sanatçılarımızın kıymetini yaşarken bilmeliyiz. Kaybettiğimiz zaman çok üzülüyoruz. Aynen. O nedenle tüm sanatçılarımıza buradan hürmetler ediyorum. Kanalımıza şereflendirmeye, burada program yapmaya davet ediyorum. Ve tüm halkımızı da Cem TV'ye, Cem Radyo'ya sahip çıkmaya davet evet ediyorum. Başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ederim Deniz'ciğim. Aşk ile niyaz ederim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz siz de. Ya, çok duygulandım ya.
Biraz önce, benden önce de program başlamıştı. Sayın Sözen'i izlediniz, dinlediniz. Orada da Aşık Mahzuni Baba'dan bahsettik. Yine dedik ki, o zaman da dedik, yaşarken hani değeri bilinmeyen, bizim için çok çok değerli ustalarımızdan biri. Ve işte romanlardan bahsediyoruz. Deli Selim, değil mi? Deli Selim yaşarken değeri bilinmedi ama halen bugün bile tartışılıyor o seslere nasıl bastı diye. İşte Mustafa Kandıralı ve benim işte Ivo Papazov, Bulgaristan çingenelerinden, değil mi? Yanılmıyorsam. Ve dünyada bir sürü halklara mal olmuş güzel değerler var. Tabii sanat ve sanatçı yaşarken değerini bilmek her zaman güzel, her zaman onurlu bir duruş, her zaman vicdanlı bir duruş. Ve bir güzel gül bahçesinde dolaşıyoruz. Damlalar deryaları oluşturur diyoruz. Her insan, her dil, her halk, her inanç bir damla ve o damlalar deryaları oluşturur. Biz o deryada yürüyelim. Dileğiyle sizi tekrar selamlıyorum, seviyorum. Bu yolculuğumuz daim olacak. Peki, başlayalım. Hadi Hayrettin, bir tane de sen romanlara ait bir ağıt çalsana. Ağıt çalsana. Tamamen romanlara ait. Dünya romanlarına armağan olsun bu arada. Böyle bir program yapacağız. Ben böyle geçin. Geçin öne geçebilirsiniz tabii.
Ben de sizi seyrederim. Ne güzel oturduğum yerden bugün. Böyle. Cem TV desteklerle biraz daha büyürse çok büyük bir stüdyo alacağız. O zaman coşacağız hepimiz. Peki. Ben oturdum.
Hayrettin'e hemen şey veriyorum. Teşekkürler, sağ olun. Güzel kardeşim, isimlerimizi söyleyelim bu arada. Çünkü ben hemen böyle müziğe daldım, coştum. Ceyhun'u tanıyorum, Hayrettin'i tanıyorum. Sertaç'la adını bağışlar mısın? Mücahit Altok. Mücahit Altok. Ama sen klarnet ve kabazınla değil evet. mi? Güzel insan. Şerafettin. Yolda uçmaz. Yolda uçmaz. Havada uçar. Hayır, önceki çekimde yolda uçmaz diye birisiyle gene... Cevat yolda uçmaz. Tamam. Senin güzel kardeşin? Burak Yeter. Burak? Yeter. Yeter. Ha hiç bak böyle zurnacıydı, kavalcıydı. Yolda uçmaz. Ama ilk kez Yeter soyadı. Düşünebiliyor musun? Peki. Sana sorayım Mücahit. Mikrofonu da böyle vereceğim. Sen böyle konuşabilirsin, ben buradan söylüyorum. Neden roman, dünyadaki bütün romanlar müzik alanında bu kadar yetenekli, daha doğuştan bu? Bunu nasıl açıklıyorsun? Hepiniz kaç yaşında başlıyorsunuz müziğe? Şimdi biz dededen toruna, yani hepimiz müzisyen. Amcam. Yani dedelerimiz müzisyen. Biz evin içinde müzik sesi duyuyoruz yani. Bizim dedelerimiz, babalarımız önümüzde kamış yapardı zurnasına falan. Hı hı. Küçükten yani bu işe başlıyoruz. Ya bu o zaman şey diyebilir miyiz? Dünyadaki ama bütün roman halkında var bu değil mi? Evet, evet. Yani, müzik ruhu. Ha, yani işte Anadolu'da abdallar da var. Evet. Çalmayınca sanki adamı dövüyorlar. Evet. Çalacaksın kardeşim der. Ve hepiniz de olağanüstü çalıyorsunuz. Evet. İşte dünyada belli inanışlar, belli halklar var ve müzik ve sanat çok önde olan topluluklar. Ne mutlu, ne güzel değil mi? Peki, tabii. Biz devam ediyor muyuz sayın yönetmenim? Ediyoruz. Onun için neden sordum bunu da? Hani reklam arası biraz daha sonra ise senden bir klarnet taksim Solo. Isteyeceğim. Solo. Evet, tamam mı? Mücahit'ten. Şimdi olabilir mi? Olabilir. Sonra Sertaç'la belki sonrasında katılır şeyin... Solo'nun dışında tabii, devamını da Sertaç'la bir türküyle, şarkıyla katılın. Sizi bugün keyifle dinliyoruz. Sağ olun. Thank you.
Ellerine sağlık. Bazen böyle ben çok yoğunlaştım eserlerde. Yani gerçekten gönlüm bir aşka düşer. Ve yüzümle karışık bir gülümseme yüzümde belirir. Gönle düşen aşkın gülümsemesini yarattığın için teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık. Peki biraz televizyon kanal para mı kazansın Serdar? Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
harikalar yarattı. Böyle Ömür benim bütün türkülerimde benim vücut ritmimle beraber çalan Ender bana hep yıllardır eşlik ettiği için Ender ritimciler, seni seviyorum. Perküsyonist. Peki. Kaldığımızda telefonumuz mu var? Telefonumuz var ve güzel bir sürpriz. Metin Salih Şentürk telefonda mı? Evet, evet. Aynur Hanım. Ya sesini duymak ne kadar güzel oldu. Roman Federasyon Başkanı efendim kendisi. Evet. Dünya Romanlarının ve Çingenelerinin başkanı değil mi? Başkan yardımcısı mı? Başkan yardımcısı. 26 ülkenin başkan yardımcısı. Evet. Türkiye'nin başkanı ama değil mi? Metin abi. Evet, evet, evet doğrudur. Aynur Hanım, Sırlı Ezgiler programının romanlara ayırmanızdan dolayı şahsım ve toplumum adına size teşekkür etmek için aradım. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Programınız çok güzel geçiyor, izliyoruz. Sağ olun. Bekliyorum, Gülay Gül'ü de bekliyorum hep sizinle beraber. İnşallah. Kuştepe romanlarını da almak istiyorum abi. Olur mu? Her zaman başımızın üstünde sizin ricanızı biz emir olarak algılıyoruz. Eyvallah abi, hürmetlerim ederim size. Dostuz. Eyvallah. Aslında şu ana kadar kimseyle paylaşmadığımız bir şey var. Onu sizle paylaşmak için aslında aradım ben. Çok mutlu oluruz Metin abi. Basına sızdırmamayı hedefliyorduk ama bu akşam sizi görünce dayanamadım. Dostu Avrupa Konseyi Roman Dostu Kent Ödülleri'ni dünyada 81 ülke arasında Şişli Belediyesi ve bizim romanlara yaptığımız çalışmayla birlikte dünyada 81 ülke arasında birinci olduk. Harikasın. 19'unda Fransa'da Strasbourg'da Allah nasip kısmet ederse Şişli Belediyesi ile birlikte gidip ödülümüzü alacağız. 81 ülkenin arasında aldığımız en iyi çalışma, romanlarla ilgili en iyi çalışma yapan belediye seçildi, Şişli Belediyesi. Tabii de biz de romanlara verdiğimiz destekle birlikte orada 5 dakikalık bir sunumla birlikte ödülümüzü alıp geleceğiz. Aslında bu ödül alındıktan sonra bunu basına sızdıracaktık. Ama olsun, benimle paylaştığınız için Cem TV ekrandan çok çok teşekkür ederim. Onur duydum. Metin Salih Şentürk. Siz bizim dostumuz olduğunuz için bunu sizinle paylaştık. Ben ama geldiğimizde, döndüğümüzde ödülümüzle beraber sizi ziyaret edeceğiz inşallah. Ve ağırlamak istiyorum, yine diyorum sizin şahsınızda Kuştepe romanlarına söylüyorum ve sevgili Gülay Gül'e de söylüyorum. Kendilerini de burada ağırlamak isterim. Metin Salih Şentürk'ün değerli eşi Gülay Gül de çok değerli bir sanatçı arkadaşımız, değerli bir dostum benim. Roman kadınların içinden en güzel seslerden bir tanesi Gülay Gül. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ağırlamak isterim. O zaman şöyle diyelim abi, bütün dünya romanlarına, bütün insanlara demek ki çalışmalar ve güzellikler yapılınca bir yerde vücut buluyormuş. Evet. Sizin çalışmanız da yani Metin Salih Şentürk adına bütün dünya romanlarına selam olsun ki böyle güzel bir ödülle onur edildi her şey. Dokuya temas edildiğinde başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını görebilme şansına sahip olduk. Peki şunu da söyleyeyim mi? İznin olur mu Metin Salih abi? Tabii, senin izninle söyleyeceğim. Bunu da senin dostuna istinaden söylüyorum. Metin Salih Şentürk Roman Federasyonu Başkanı, eşi roman, kendisi roman değil ama roman halklarına bir ömür adamış dünya insanı. Doğru söyledim mi? Romanın derdiyle dertlenen bir kardeşinizim ben. Evet, dünya insanısın sen abi. Seni Allah seviyoruz. İyi yaptın, ne iyi ettin. Peki Gülay Gül yanında mı? Gülay Gül yanımda. Peki onun da bir sesini duyabilir miyiz? Buradan güzel bize iki kelam da eylem mi? Gülay Gül canlı yayından sizi Facebook üzerinden yayınlıyor. Ben hemen Gülay Gül'ün yanına geçiyorum. Nail, telefonu sen al, şeyi sen al. Gülay Gül böyle gelsin. Bir de güzel değerli. Facebook üzerinden de şu anda canlı yayınla sosyal medyaya aktarıyoruz. Bunu o yüzden içerideydi, hemen telefonu veriyorum. Peki yani. Bütün romanların beni dost bilsinler ve ben de onların dostları ve kardeşleriyim. Buradan bütün dünya romanlarına ve bütün insanlara selamlar söylüyorum. Hürmetler ediyorum kendilerini ve seviyorum. Şimdi Gülay Gül'le mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşım. Merhaba. Sesini duymak çok güzel. Neyi ettin?
aradınız. Hayırlı olsun programın, hayırlı olsun, yolun açık olsun. Hep çok beraber. Sevindik. Yolculuğumuz çok daim sevindik. Olsun hep beraber. Peki Gülaygül bize... Senin sesine bayılıyoruz biz ya. Peki Gülaygül'ün iki böyle bir kublelik sesini canlı yayında duyar mıyız? Yapar mısın Gülaygül? Sana canlı yayında biraz şey oldu. Ay Allah'ım. Sesini duyduk. Romanlarla ilgili iki kelam eyle ama küçük bir de kuble söyle ya. Sen söylersin. Tamam. Tamam. Söyleyeyim. Seni kırmayayım. Anlamıyorsun gönül derdinde, çıkarıyorsun çabuk kalbinden. Böyle giderse seni sevemem salim. Ümit veren sen, cefa çeken ben. İnsafsızsın sen, taş kalplisin sen. Hayırsızsın sen, zalim. Yeterli mi arkadaşım? Harikasın, harikasın. Gönlüne sağlık. Seni tüm kalbimle kucaklıyorum. Metin Salih Şentürk, Gülaygül. Sizi seviyorum ama burada da ağırlayacağım. Ödülle tamam, dönün. Tamam. Bekliyorum. Tamam canım. Selamlar tamam, olsun size. Programlar. Sağ olun. Şimdi hemen Allah sözü Edirne romanlarına bırakıyorum Gülay. Tamam. Tamam. Peki haydi. Buyurun. Görüşürüz. Söz sizin. Sağ olun. Thank you.
Sen mi çaldın Hayrettin? Hani bir tane oyun havası var ya doğuda Tunceli bölgesinin, Karaçol dediğimiz. Biraz Karaçol'un melodisini versene bize başta Koray. Şimdi onu bir, niye biliyor musun? Müziklerin nasıl kardeş kardeş yürüdüğünü şey yapmak istiyorum. Biraz versene. Bak şimdi sana duyursun. Koray açar mısınız Koray'ın sesini? Koray'ın bağlamanın sesini açın, evet. La re la la, ra re la la, ra. Bu var ya. Çaldım evet, biraz önce. Az önce ben çalmıştım. Ha, şimdi sen çalma, sen çal. Senin duyumsadığın şekilde bir Karaçol dinleyelim, tamam mı? Yani dünya nasıl güzel ya. Görüyor musunuz? İnsanlar birbirini dinleyerek veya birbirlerinin müziğinde kaynaşıyorsa duygulara kaynaşalım. Evet. Thank you.
mükemmelsin. Hayrettin, biraz önce duydum da dedim ki evet, hemen söyleyeyim. Ya müziklerin kardeş olduğu bir dünyada sevmek bu kadar mı zor diye sana bunu çal. Şimdi bir Dersim'de oynanan Karaçoğlu, roman müzisyen, yani Zazaların çalıp oynadığı Karaçoğlu, roman müzisyen bir dostumuzdan sizinle paylaştık. Çok güzel olmadı mı? Teşekkürler hocam. O yaptığı tril de şeydi değil mi? Aynı Doğu Zurnacıların yaptığıydı ha? Evet. Harikasın. Peki. Şimdi güzel kardeşimizin adını yine soruyorum. Ya kusura bak. Burak. Burak Yeter değil mi? Evet. Burak'tan da bir tane darbukayla bir solo yapalım mı? Mücahit ne diyorsun seninle birlikte? Olur. Olur değil mi Ceyhun? Tabii. Peki biraz da Burak'ı da böyle şöyle bir dinleyelim. Ne çalmak istiyorsun Burak bize? Tamam. Ceyhun'u yerimize alıyoruz. Ceyhun tam ekranı kapatıyorsun abi bu arada. Tamam Ceyhun. Harikasın. Burak'la... Eyvallah. Hatta ben de Ceyhun'un yanına geçeyim de Burak'ı tam alalım. Ben sen otur. Tamam. Ben senin yanında dururum. Tamam. Bu da dilek ağacımız bizim. Hayrettin şöyle bir şey yaptık. Aslında ben bir dilek ağacı koydum ki buraya her gelen dostlarımız bir tane çaput bağlasın diye ama bizim yönetmenimiz Necla Taş dilek ağacını çok sevmiş. Bütün kurdeleleri, çaputları bağlamış. Sizin bağlayacakken şeyiniz kalmadı kurdeleniz. Bu bir dilek ağacı ama. Peki. Haydi Burak. Thank you.
Sertaş ne söylemek istiyorsun? Hangi roman türküsü bir tane? En bilinen, tabii roman havası olsun ya. Bugün romanlar günü. Reklam mı? Aa, Serdar bana reklam işareti yaptı. Kazanmamız gerekiyor ki yaşayalım ve bu yürüyüşlerimize devam edelim. Bir 5 dakika sürmeyecek değil mi? 2-3 dakika sonra beraberiz. Ben sizin gibi bitireyim dedim. Ya. Tabii hocam. Bu çok eski bir üslup biliyor musun Serkan? Evet. Eskiden, yani eskiden derken ben de eski derken kendim de çok yaşlıymışım gibi değil. Öğrencilik zamanlarımızda tabii düğün salonunda falan ben program yaptım. Ok meydanında. Ve düğünde Türk Sömen'in en güzel yanlarından bir tanesi seni aslında yetiştirir. Ders çalışırsın aslında. Çünkü her bölgenin insana göre bir türkü seçersin ve türkü repertuarını ciddi anlamda girmişler. Sonu böyle biterdi Kaan. Bak Koray demedi. Habire yakın isimleri birbirine karıştırıyor. Ömür benim bu huyumu bildiği için. Bana tekrar oradan geliyor replik Kaan diye. Hakikaten böyle biterdi biliyor musun? Telefonlar yağmurdu. Pat diye bitirirdin ve işte herkes halay çekerken küt diye böyle kalırdın. Ha işte birden tekrar Uznava'ya geçerdin. Ama ben bugün Uznava söylemeyeceğim. Son bir tane daha türkü söyleyeceğim. O da çok istek aldığı için benden.
Onu da söyleyeceğim. Böyle ne yapalım? Güzel, sende mikrofon yok ama şu mikrofona hepimiz tek tek biraz kendimizden bahsedelim. Hayrettin'e verelim. Hayrettin bir bahsetsin. Hayrettin biraz kendinden bahset. Kaç yıldır müzik yaptığınızı biraz küçük küçük birbirimize tanısın sizi roman halkı. Evet. Bu güzel yakışıklı roman müzisyenleri. Evet, teşekkürler. İsmim evet. Hayrettin, soyadım Zurnacı. 7 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Klarnet ve zurna çalıyorum. Artı 5 yıldır Edirne Belediye Bandosu'nda görev yapıyorum. Müzisyenlik yapıyorum. Bizim müziğimiz dededen toruna devam ediyor, atalarımızdan. Ustadan çırağa. Tabii ki. Mesela dedelerimiz de müzisyenli kendileri. Babadan. Çok da güzel. Evet, oğullara kadar yani. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler, teşekkürler diliyorum. Mücahit'cim sen? Mücahit, altın oktu. Altı ok. Evet. Altı ok. Sen kaç yaşında başladın? 8 yaşında başladım ben de. Hem klarnet, hem zurna olarak, hem perküsyon, davul olarak. Ritimle başladık, evet. Genel olarak ritimle başlıyorlar ama değil mi? Evet, benim evet. Bildiğim öyle. Kulak öyle doluyor ilk önce. Sonradan. Ritim. Evet, sonra üflemeli enstrümanı elime aldım. Valla harikasınız. Yani sen de öyle. Teşekkür Şimdi bana düşmez bunu söylemek ama müzik yapmış ve yıllarca müzik okumuş bir ablanız olarak hakikaten çok duygulandım ve olağanüstü yetenekler tabii. Sertaç'ta mikrofon var. Sertaç, sen anlat mikrofonla. Yani mikrofon var da yani benim ismim de Sertaç Örs. 29 yaşındayım. Yaklaşık 5 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Hı. Aynı zamanda trompet çalıyorum. Ben de kardeşim gibi Edirne Belediye Bandosu'na görev yapıyorum. 13 yıldır. Oo, çok güzel. Trompet mi? Evet, trompet. Vallahi harika. Şimdi Burak'a geçtim. Burak'ta mikrofon yok ama Mücahit verecek hemen. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Burak'cığım. Ben 10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Sen darbuk ama değil mi? Yok, darbuka değil. Branşım normalde klarnet. Klarnet çalıyorum. Babadan ola, dededen ola, toruna. Böyle. Peki böyle devam edecek değil mi? Geçecek. Tabii ki de evet. Böyle gidecek. Güzel bir mesaj. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Sen de mi bandodasın? Yok, ben bandoda değilim. Sen serbest. Çok güzel. Serbest, evet. En güzeli odur sanatçı değil mi? Serbest olunca daha özgür. Ama olsun, ona da ihtiyaç var. Çünkü geçinmek için de yani romanlı hocam. Halkı için Edirne'nin bandosunu kurmuş oldu değil mi? Belediyenin kurmuş oldu. Güzel de bir tabii şans yani. Ve güzellik oldu. Yani. Şerafettin, buyurun. Sen söyle bakalım. Kaç yaşından beri çalıyorsun? Kendinden ben geçiyorsun. Sekiz. Kendinden geçiyorsun ya, onun için dedim. Ben 8 yaşından beri çalıyorum. Sadece şey değil mi? Sen de perküsyonist, ritim. Davul. Peki ne hissediyorsun ya Şerafettin çaldığında? Kendini başka bir yerde mi hissediyorsun? Ne hissediyorsun çalarken? Bizi duyuyor musun mesela çalarken? Duyuyorum. Yoksa kendinden geçip ya boş ver dünyayı falan mı diyorsun? Nasıl? Ya mesela çalarken şimdi bir şey geliyor, anladın mı? O. Ne geliyor? Mesela çalıyor ya. Ha, hayretin. Tabii. Ondan sonra bir şey geliyor yani. İlham geliyor. İlham geliyor. İlham geliyor. Sen coşuyorsun. Tabii. İyi, kopalım. Coşalım. Evet. Peki Ceyhun'a verelim. Ceyhun, Faris abi olmadığı için ailenin şimdi büyüğü. 10 yaşından beri bu mesleği yapıyoruz. Hı-hı. Babamızdan, dedemizden gördüklerimizi hepsini sergiliyoruz. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıyoruz yani. Çocuklarınız da devam etsin istiyor musunuz? Tabii ki, tabii. Benim 6 yaşında çocuğum var. Darbuka çalıyor şu anda. Ritim çalıyor. Yani ritimden zaten klarnete, işte orka, kemana. Yani... Ama ben Mücahit'in klarnetini yani uzunca yıllar sonra şöyle diyebilirim. Hani duygular, yani ilginç şeyde çaldığın, hani oyun havası olarak çaldığında bile duygulandım yani. Bir hüzün var klarnetinde ya. Sende mi var acaba ya? Bana öyle geldi. Ben hüzün hissettim ve çok derinlik tabii hissettim. Evet, çok evet. Keyif. Hocam bizim evde oyuncak yok. Bende de 4 yaşında bir oğlum var. Ha. Mesela klarneti önüne atıyorum. Zurnaya atıyorum. Şimdiden başladı yani. Sizde çocukların şeyi oyuncağı yok değil mi? Böyle arabaları, bebekleri yok değil mi? Bunlar... Var da genellikle evde mesela sabah kalktığımızda işe giderken baba nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum. Yok hayır, ben şeyden söyledim Hayrettin. İyi ki de oyuncakları öyle. Tabii. Yani tabii. Sahte klarnet, oyuncaklarla zurna, zaman geçireceğine oyuncakların öyle olması çok daha duygusal ve gerçekten insani. Öyle. Peki kız çocuklarında çalan var mı enstrüman romanlarda? Ben fazla rastlamadım. Var, darbuka çalan var.
Öyle mesela mi? Keman çalan kardeşlerimiz var. Yani var. Klarnet çalan var mı? Nefesli çalan? Aslında bir gün de onları ağırlamak isterim ya. Ben olabilir. Çok az kadın müzisyen gördüm. Ya da hep böyle erkekler düğünlere gidiyor. Tabii kadınlar gitmediği için. Ama bir gün de kadın İnşallah. Müzisyenleri, var, var. Roman güzel kadın müzisyenleri var. Müzisyen, müzisyenlerimiz de var. Değil mi? Var. Var. Onlarla da tanış olmak isterim. Peki şimdi ne çalalım Hayrettin? Biraz önce ne demiştin sen? Ağır davullarla. Ağır Gül Ali. Gül Ali. Olabilir tamam. Mi? Tabii. 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 Olur. Ne? Davullu. Ben yer değiştireyim miyim? Senin geçeyim misin? Öyle misin? Tamam. Mikrofonun nerede? Davul ses falan şey olmasın diye. Değiştirmiyorum. Şerafettin sen oradasın. Hadi klarnetle bir açış yapalım. Sonra Sertaç bir tane daha roman nasıl evet. söylesin. Klasik, en bilinen roman havası. Oynamak istiyorlar. Tabii. Aa çok güzel. Tabii. Çocuklar ikisi oynamak istiyor. Tamam. Şimdi oynamak için nereyi ayarlıyoruz? Tamam. Allah şurayı. Şurayı mı? Şuraya da mı? Tabii. Tamam. Buyurun. Şöyle buraya. Buyurun çocuklar. Vay vay harikasınız. Bir roman havası. O zaman şöyle. Ben olduğum yerde oturuyorum Serdar yine. Şerafettin'le bırakma. Vallahi harika oldu. Bana sürpriz ama güzel bir sürpriz oldu. Ben de sizi izliyorum. Thank you.
Yapıyorsun, bırak ya. Müthiş güzel bir dansdı yani. Evet, evet. Değil mi? Evet, evet. Burada böyle roman oynadı ama Avrupa'da da dansa resmen bütün dansları yapabilirdi. Flamenco çalıştın mı hiç ya? Flamenco çalıştın mı hiç? Yok. Aynı zamanda... Az önce dışarıda yapmıştın ya. Bir gösterileri de var. Gösteri... Hangisi? Bir göster. Yorulmazsan. Reklamımız mı var? Peki reklamdan sonra yine Burak Yeter'in bir solo dansıyla sizlerleyiz. Hayrettin, senden bir şey daha rica ediyorum. Yine böyle kabazunla beraber. Biraz önce klavyede eşlik ediyor da ben çok orkla arası olmayan bir müzisyenim. Şimdi hiç orksuz, şimdi sevgili Sertaş'a da dedim, klavyeyi iptal ederekten. Yani böyle bir eser daha istiyoruz sizden. Evet, ağırdan olabilir. Şeyi. Tabii. Tamam. Sizi yoruyorum bugün ama roman haftası bizim için yani. Onun tabii, için... olabilir.
Dünya kumandana selam söyleyin. İsterseniz kırpın araması yapsınlar. Yok. Başka bir şey de olur. Yok yok, istediğin başka. İstediğiniz türkü. Ya da insanların bildiği, sevdiği bir türkü de olur ya. Evet, evet. Ne istiyorsanız. Yok. Edirne Köprüsü olabilir. Ha, tamam. Thank you.
teşekkür ederim. Rica ederim. Gönlüne sağlık. Allah razı olsun. Biraz önce arada Mücahit'le konuştuk ya, dedik ki hani romanları hep sadece oynuyor, eğleniyor. Hani dünyada hiçbir sorunları yok, hiçbir şey sorun etmiyor diye düşünüyorlar ama öyle bir şey yok değil mi? Tabii canım, kesinlikle. Yani, onun için biraz önce de romanlara ait bir ağıt çaldınız evet. beraber. Evet. Ya dünyada insanlar yaşarken her zaman mutlu olmak, gülmek, eğlenmek tabii ki söz konusu değil. Ama mutlu olduğumuz anları da güzel yakalamak ve onunla da mutlu olmak ve o anların da değerini bilmek de çok insani tabii. Keşke dünya güllük gülistanlık olsa, her şey güzel olsa, hepimiz oynasak, gülsek, ağlasak bile mutluluktan olsun bu ağlamalarımız. İnşallah. Ne diyelim değil mi? İnşallah, tabii tabii. Peki, ben biraz şeyi anlatmak istiyorum sizin ikinizin arasında. Yeni yayın dönemine girdik. Sırlı Ezgiler'le. Ama yeni yayın döneminde sana mı bakıyorum Serdar'cığım? Tamam, Serdar'a doğru bakıyormuşum, öyle gideceğim. Yeni yayın dönemi bizim için çok önemliydi. Çünkü hakikaten Cem TV'ye inanan ve Cem TV'de izleyeceği birçok konuyu bulmak isteyen güzel insanlar vardı. Ve bu benim dolaştığım dönemde de her zaman söylendi. 2,5 yıl dolaşarak program yaptık. Sonra şöyle bir slogan geliştirdik. Cem TV her yerde dedik. Herkes için ve her yerde. Dünyanın neresinde olursanız olun. Nefes alıyorsanız, bir sözünüz var ise Cem TV'de olun ve o sözünüzü söyleyin dedik. Sırlı Ezgiler'de de her insanın sırları vardır kendisine. Bazen bu ezgiler olur, bazen yaşadıkları olur. Ama sırlı ezgiler insanların haktan, doğuştan vücut bulan ezgilerdir. Biraz önce bizim bu değerli kardeşlerimle sırlı ezgilere yine bir güzel bir yolculuk yaptık. Şunu gördük. Dünyanın neresinde olursak olalım, hangi dili, hangi inancı yaşıyorsak yaşayalım ama ezgilerimizle birleşiyoruz. Ve bu birleştiğimiz ezgilerin yüzü sıyırmetine. Ben yine bir türkü söylemek istiyorum. Evet. Cem TV izleyicileri, dünyanın her tarafından bir damla olun ve Cem TV'de buluşun. Biz de yürüyüşümüzü daim eyleyelim. Ümit ediyorum ki bu yürüyüşle büyük stüdyolarımız da olacak Ceyhun. Ve o 10 metre yükseklikteki jimi jipleri olan, daha donanımlı olan stüdyolarımızda güzel insanları ağırlayacağız. Ve dünyanın neresine bir su gidiyorsa biz de o su gibi akıp gideceğiz. Yeni yönetime, yani bize, Cemal Başkan'a ve Cem TV'de çalışan bütün değerli dostlarıma, kardeşlerime. Çünkü Cem TV'nin emekçileri bir başkadır, başka yerde bulunmaz. Onlar vefalı, güzel, gönüllü dostlardır. Onun için de yine sizin istediğiniz bir türküyle dedik ya, hepimizin aktığı ve buluştuğu yerde. O da Sırlı Ezgiler'in, Sırlı Sözlü'nün ustası. Üstad Pir Sultan'dan bir eserle bitireceğiz. Çünkü çok istek aldık o eseri. Onunla bitireceğim. Ve ben size teşekkür ederim. Rica ederim. Geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Sağ böyle olun. Gelelim. Her zaman ağırlamaktan onur duyacağımız dostlarımızla arayın beni. Aynur Aşaş'a ulaşın. Cem TV'ye ulaşın. Deyin ki biz de sizi Norveç'ten arıyoruz ama sırlı bir sesimiz olacak. Ya da Gürcistan'dan arıyoruz, Balkanlardan arıyoruz, Çerkezlerden arıyoruz. Alevilerden, Sünnilerden, Ezidilerden, dünyanın Budistlerden, Şamanlardan. Hepiniz hanemize hoş sefa gelirsiniz. Şimdi üstattan bir nefesle gidelim mi? Kaan, çok istek aldık. Ceyhun, senin nezdinde teşekkür ediyorum. Sağ olun, ayağına sağlık. Hepinize. Sağ olun. Tamam. Peki, sırlı ezgilerin, sırlı sözlerin üstadı. Pir Sultan Üstad'dan. Thank you.
geçti dost kervanı.